Herkese selamlar. Yakın bir zamanda Genç İmpektin üreticileri ile beraber bir röportaj yapıldı. Gelin bu röportajı birazcık derinden inceleyelim. Çünkü aslında ne kadar kötü bir röportaj olduğunu göreceksiniz ve... Duymak istemediğiniz bazı şeyler duyabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi öncelikle Gamespot sitesinden bu röportaj paylaşılmış. Röportajın hemen detaylarına inelim. Sorula, soru cevap şeklinde ilerleyelim ardından yorumumuza katalım şeklinde ilerleyeceğim. 3.1 ve 3 sıfır yamaları beklendiğinden bir hafta daha da kısa oldu. Bu zaten yama şeyinde paylaşılmıştı. Yama yayında paylaşılmıştı. Bunun sebebi de aslında ayaka benzerinin koronadan ötürü çok fazla uzamasına ötürü kaynaklanıyordu. 3.2 yamasının sonuna kadar bu kısalma devam edecek deniliyor. Ki bunun tarihlerini de zaten biliyorsunuz hatta ben ekranda koydum yine bilmeyenler için. Bunu geçtik. Bu zaten röportajdan birazcık bağımsız bir konu. Şimdi bizi ilgilendiren kısımlara geliyoruz. Şu anda oyunda Spell dışında herhangi bir endgame kontenti içeriği bulunmamakta. Yani Adventure Rank'i 50'ye geçmiş olan birisi artık oyunda eğlenebilmek için kalıcı bir içerik olarak bir şey göremiyor Spell dışında. Her ayın biri 16'sı olduğunda gidiyor onu yapıyor. Kaynağı bu çünkü. Tek içerik kaynağı bu. Burada demişler ki birçok oyuncumuz için buradaki Spell seçeneği, seçeneğimiz hem parti kompozisyonlarını kurabilmek için hem de güçlerini test edebilmek için güzel bir seçenek. Tamam. Okey bunda bir problem yok. Ancak burada demişler ki eğer ki biz Abyss'e benzer bir şekilde farklı bir kalıcı endgame içeriği oluşturursak bazı oyuncularımıza anksiyete yaratabiliriz. <laughs> ne alaka? <laughs> yani yorum bile yapamıyorum. Bu kadar kötü bir açıklama ki bu. Sen milyonlarca kayıt oluşturulmuş olan bir oyunun üreticisin. Developer'ısın. Sen burada böyle bir Açıklama yaparsan biz Superlabis'e benzer bir şekilde içerik getirmeyi, kalıcı içerik getirmeyi planlamıyoruz diye. E oyuncuların senden beklentisi zaten pek yokken hiç olmaz. Ve oyuncu kaybı yaşatmak için elinizden kendinizi ardına koymamış olursunuz. Çünkü ya bu kadar büyük bir firmanın oyuncularına karşı bir hype yaratması gerekir. Sürekli ben e, öyle bir şey getireceğim ki oyuncularım çok daha fazla heyecanlı bir şekilde oyuna geri dönüş yapabilecek. Ben öyle bir şey yapacağım ki artık oyun sonunda oynayan oyunculara başkalarıyla da eğlenebileceği ve buradan bonus kazanabileceği bir içerik yapacağım. Prim hocam burada kazandırması dert değil. Kazandır zaten hayvan gibi sürekli yeni karakter geliyor. Hikayeden çok karakter geliyor ya zaten oyuna. Hani oyunun ilerlemesi şu anda yavaş hikaye olarak. Yavaş olduğu için de sürekli fazla karakter çıkıyor bunu oranla. İnsanın fazlan prim hocam kasılması aslında firmaya büyük bir kayıp yaşatmaz. Zaten hayvan gibi kazanıyor. Hani endgame bu yüzden eklemeyi düşünmüyoruz gibi bir düşünceleri varsa ama şimdi biz moralı bir şey ekleriz oyuncular laf eder falan diye ederler. Haklılar çünkü. Bilmiyorum. Saçma geldi. Kart oyunu paylaşılmıştı. Kart oyunu benim ilgimi çekti. Tamam. Kalıcı içerik olarak güzel olacaktır. Kart oyunu sanırsam kalıcı olacaktı diye hatırlıyorum. Hani kart oyunu güzel ama yetersiz yani. İki yıl üzerinden geçmiş olan bir oyuna kalıcı olarak oyunda insanı tutabileceğin çok fazla içerik ekleyebilirsin. Bu firmanın en büyük sıkıntısı zaten oyuncularını dinlememesi. iletişim kurmaması yok. İletişim falan yok bu firmada gerçekten yok. Yani siz ne olursanız olun hangi konumda olursanız olun bu firmayla iletişim kuramıyorsunuz maalesef ki. Önerileriniz dinlense bu firma çok daha iyi şeyler başarabilir bu oyun üzerinde. Ama sıkıntı firmada işte dediğim gibi. Oyun güzelde firma çok sıkıntılı. Geçelim burada şey demişler bak. Ben röportajı yapan kişinin de oyunu bildiğini pek inanmıyorum. Çünkü bunun hakkında ben video çekmeyi planlıyordum hatta. Konu ne ondan bahsedeyim. Neredeyse 2 yılı aşkın bir süredir. Hatta 2 yılı aşkın bir şekilde oyun ilerliyor. Ve artık bazı eski karakterler yeni e, karakterlerin gerisinde kalabilir diyor. Hani bir güç açığı oluşabilir diyor. Bunu engellemek için bir şey yapacak mısınız? Eski karakterleri güncelleyecek misiniz demişler. Bak şimdi. Yeni karakterler etki karakterlerden zaten kötü durumda. <laughs> Komik olan durum bu. Benim direkt düşüncem bu. Mesela kendis. Seçenek olarak şu açıdan çok iyi mesela kendis. Can eserlerine bir seçenek sunuluyor kendisiyle beraber. Bu çok iyi bir artı. Neden? Can eserlerini kenara, kenara atmanız gerekmiyor. Bir karakterde verimli kullanabiliyorsunuz. Ama karakterlere son çıkan karakterler özellikle o kadar düşük yüzdelikler veriyorlar ki yüzde 10 yüzde 13 falan ne yapacaksın yüzde 10 yüzde 13 ile versene öteki karakterlerde olduğu gibi yüzde 200 yüzde 300 yapıştır hani bu karakterlerin değeri çok geride kalıyor sadece bastığı ufak bufflar için kullanılabiliyor o kadar hani bu karakterlerde ekstradan bir uçuk bir şey yapamıyorsunuz hani kendisi de evet gidip 300k vurabilen bir insan var mı var ama sen o kadar fazla buff'ı gidip Farklı bir karaktere uygulasan yine vurabilme potansiyeli oluyor zaten. Hatta sürekli hasarıyla beraber onu çok rahat geçebiliyor. Problem burada. Dengeyi sağlayamıyorlar son karakterler. Denge falan yok. Yok. Hiç yok. Dory. Mesela şu an Dory diğerlerde sürünüyor. Tamam oyundaki en iyi elektro uygulayıcı şu an Dory. Ama şu an oyunda elektro uygulamanın bu kadar fazla efektif kullanılabildiği bir alan yok mesela. Hani çıkarmış olduğu karakterlerin konusları da birbirleriyle alakasız. Dory yapıl gidem can kasam şey kasam. Yarın bozmuş kasam. Ama bir yandan diyem ki atağını göre hasar versin ile beraber. Karakter atak kasmıyoruz ki zaten. Sa i̇şin saçma tarafı bu. Şimdi bir tek konuyu değinecek olursak bu dört yıldızlar konusunda. Ya mesela eskiden harbiden konsları veya pasif özellikleri çok kötü olan her karakterin burada arada Pasif özelliği kötü. Eski dört yıldızlılardan. Örneğin Fischl. Oza git aim'ı çat yap. Daha sonra ekstradan bir yıldırım düşür. Bunu kimse kullanmıyor. Öteki pasifi çok efektif. Reaksiyon tetikledikçe Oza ekstradan yıldırım düşür diye. Ha bunlar yenilenirse şöyle diyeyim. Fischl. 4 yıldız yerine 5 yıldız diye çıkar gibi. Benetteki kullanışsız olan bir pasif özelliğini değiştirirseniz 4 yıldız değil yine 5 yıldız durumuna geçer. Hatta şu andaki durumları bile öyle. Gizli 5 yıldız diyebildiğimiz karakterler. Bu yüzden eski karakterler hala yeni karakterler bin basma durumunda. Oyuna Nahi de eklendiğinde elbette bu yeni karakterler biraz daha değerlenecektir. Çünkü Nahi de biraz daha meta değiştirici bir karakter olacak. Hem arkan olmasından ötürü hem de Dendro hayvan gibi uygulayabilecek olmasından ötürü ve bu elementlerle işbirliği yapabileceğinden ötürü. Ama bunun dışında dediğim gibi yeni karakterler aslında o kadar da fazla üst düzey değil. Maalesef ki. Elbette kimse şey istemez. Power creep olmasın. Çok uçuk bir güç patlaması, patlaması yaşatmasın vesaire diye ama Burada zaten olay güç patlaması da değil. Hani basmış oldukları bufflar da çok geride kalıyor. Mesela hala Bennett'e geçebilen herhangi bir buffer yok oyunda. Ve bu karakter 4 yıl hızlı. Uti basıyor 1200 hata veriyor takımına yolluyor. Daha sonra abi istediğin gibi vur kafana göre takıl diyor. Ben sana şifa da basarım diyor konspiri özelliğimle diyor. Aynı adayım atak emek şifa diyor. Yani Yorum bu konuda. Hele ki Dendro karakterlerde şu an buna benzer bir şey kesinlikle gelmiş olması gerekiyordu ya da gelmesi gerekiyor. En azından 2. kaç yaması pardon ikinci yılımızdayız ve 3.1 yamasındayız. Çok fazla bile geçti üzerinden vakit. Dendro ile beraber şu an yeni elementler eklendi. Reaksiyonlar eklendi. Bunun üzerine daha fazla reaksiyon eklenmesi düşünülüyor mu demiş. Örnek olarak da Geo ve Dendro reaksiyonu olur mu diye. Bunun hakkında artık ekstradan bir reaksiyon eklemesi yapmayacaklar gibi gözüküyor. Ne olabilir? Belki ileride mesela şu anda Deniz Dev'in aslında elementi yok gibi bir şey. Farklı bir e, şey kullanıyor kendisi. Boşluk gibi bir şey kullanıyor ya. Hani bu yüzden ona benzer bir şey ekstradan oyuna eklenebilir. Ancak şu an temel elementler oyuna eklendiği için ve aralarında bir bağdaşlıklık kurulduğu için ekstradan bir şey yapmayı düşünmüyorlarmış. Bakalım geçelim şimdi. Aslında Geo ve Dendro beraber kullanılsa mantıklı bir şeyler de ortaya çıkabilirdi. Olurdu da yani. Hani birisi toprak, birisi Dendro. Ama işte onu yapmayı düşünmüyorlar şu anda. Şimdi burada ekstradan heh, Resin konusu. Resin'lerin sınırını veya yenilenme hızını arttırmayı planlamıyorlar. Burada Resin'in sınırını arttırmamaları problem değil. Çünkü zaten bir gün içerisinde o 160 resim dolması epey bir vakit alıyor. Burada problem olan asıl nokta zaten resim yenilenme hızı. Resim yenilenme hızı şu an çok yavaş. Bunun bir dakika bile düşürülmesi demek gün içerisinde dönebileceğimiz ekstradan 2-3 domain daha anlamına geliyor ki bu kesin lazım. Çünkü artık oyuna özellikle oyunu uzun süre oynayan bir oyuncu için diyorum. Aynı anda onlarca karakteri aynı anda bu onlarca olan karakterler için yetenek malzemeleri, eserler, silah malzemeleri kalsaması işkence. Mesela ben normalde Battle Pass almam. Ama mesela bu yamada almak zorunda kalacağım. Çünkü aynı anda birçok karakteri kasıp bunların içeriklerini üretmem gerekiyor diyelim ki. Ya da maksimum potansiyellerine ulaştırmam gerekiyor. Yok olmuyor. Ha bir de anksiyete yaratma durumu var ya. Madem anksiyete yaratmak istemiyoruz oyunculara. Bu resim konusunda eserleri biz basarken en azından istediğimiz bir temel elde edebilme şansımız olsun garanti bir şekilde. Belli bir miktarda resim harcadıktan sonra ya da belli bir miktarda şey takasladıktan sonra. Bu mantıklı olur. Çok fazla şanslı bal. çünkü gerçekten hiçbir zaman herhangi bir temel istediğiniz bir niteliği bulmanın şansı %100 hiçbir şekilde olmuyor. Ne kadar resim harcarsanız harcayın. Ben yan hesabımdan örnek vermek istiyorum size. Yan hesabımda yan rehberi çekecektim. Crimson Witch of Flames girmeye başladım AR45 yaptıktan sonra ve sadece Crimson Witch of Flames'e resim harcadım. 40 tane fragar resim harcadım. İnanır mısınız sadece bir tane atak saat düştü. Sadece bir tane bakın 40 fragar resimden bahsediyorum. 40 fragar resim ne demek? 60 resim demek değil mi? 2400. Bunu zaten her bir eser için 20 resim harcadık diyelim ki. 120 tane eser ki bunların arasında bonuslu gelen oldu bir yıl. 120 tane eser düşmüş ve bir tanesi sadece atak saatte. O da sonuçundan düştü gerçekten ucu ucuna kurtardım. Ki benim ekstradan oyuna girerken günlük sahip olduğum 160 resim vardı. Daha da fazla resim, fregar resim bile harcamış olabilirim hatta çok fazla biriktirmiştim. Hani bunun önüne geçmeleri gerekiyor bence bana kalırsa. Oyuncuların birçoğu çoğu bundan çıkartıcı zaten. Düzgün bir eser düşemiyor diye. Bir de şöyle bir durum var. Mesela oyuna yeni başlamış olan kişiler maalesef ki hem Summer Time Odyssey etkinliğini kaçırdı. Hem de mesela Fischl ve Mona'nın ilk tanıtımlarını kaçırdı. Bu ilk tanıtımları karşılaşmaları şu şekilde. 1.1 yamasını sıkarılmış bize karşı saldırıya geliyordu. Ancak Fischl ve Mona ile beraber biz de meteor olarak düşmüş olan kaya parçalarının yaratmış olduğu hastalıkları çözmeye çalışıyorduk. Hem bu çok eğlenceli bir etkinlikti. Hem de hikayesel olarak gerçekten sıkarılmış hakkında birazcık bilgi öğrenmiş olduğumuz bir etkinlik olduğu için. Hani yeni oyuncular bunu göremiyor. Bunun önüne geçecek misiniz? Demişler. Bunun sorunun farkındayız. Hani bunu çözmek istiyoruz. Ve arkamın görevlerinin daha iyi oynanıp ve anlaşılabilmesi için... Bunlar hakkında bir çözüm arıyoruz diyorlar da... Bunun için hani fazla geç kalmadılar mı? Ya aradan iki yıl geçti zaten. 1.1 yaması ne kadar? Ne zaman geldi sanki? Hadi de... Bir yıl, on, on ay. Gene iki yılda tekabül ediyor neredeyse. Çok geç kalınmış olan kararlar veriyorlar şu anda. Hani bunlar... Oyuncular tarafından aylardır söylenen şeyler, hatta senelerdir oluyor bu skaramış konusu, hikaye konusu. Dressing konusu senelerdir var. Efendime söyleyeyim. Kalıcı içerik konusu. Sürekli öneri yapılıyor gerçekten. Yapılabilecek çok fazla şey var. Kart mekaniği iyi, güzel, hoş ama çok fazla geç getirecekleri bir şey. Ve önceden duydular aman oyuncu kaybetmeyelim, şey etmeyelim, hype'ımız kalsın diye de. Artık hype yaratacak çok fazla şeyleri kalmıyor ya geriye. Çünkü adamlar dışkı çık diyor ki biz içerik eklemeyeceğiz. Endgame'e kalıcı spell evise benzer olarak anksiyete yaratırız oyuncularımıza. Çok kötü etkilenirler. Nereye çok kötü etkileniyorlarsa arkadaş. Biz burada bir taraflarımızı yırtıyoruz. Oyuna şu içerik gelse çok güzel olurdu. Oyunu işte hadi saklanmış ve kule savunmayı kalıcı getirmiyorsun. Neden? Oyuncuların ilgisi ona karşı söner diye. Anladım. Ama sen bu oyuna mesela yarış mekaniğini Serena Tiput gibi bir yere eklemek yerine oyun içerisine ekleseler kalıcı olarak. Serena Tiput'a mesela kalıcı olarak eklediler onu ama kimse orada doğru düzgün test edemiyor. Çünkü Serena Tiput'taki yeriniz çok kısıtlı. Ya da bir uçtan bir uca koyamıyorsunuz. Çok sinir bozucu oluyor senin Tiput'taki çoğu Ya da yok işte malzeme sınırı yok bilmem ne. Saçma sapan uğraştırıp duruyorlar. Bunu açık dünyada kalıcı bir hale getirebileceğimiz bir şekilde yapabilseler ki eşyaları çok rahat koyabiliyoruz kafamıza göre. Örneğin Waypoint. Buna benzer bir şekilde alet ekleyip bizim bunu kullanabilmemizi sağlasalar, bundan ödüller kasabilmemiz sağlasalar aslında oyunda yapılabilecek çok fazla şey güzel şey olur ama özellikle koop olarak ya bu oyunun firması çok yanlış şeylere yöneliyor ya gerçekten. Ya yani şöyle demek istiyorum size kısaca. Bir oyunun firması bu kadar fazla oyuncu kitlesine hitap edebiliyorken ve koop olarak bir sisteme sahipken bence yapması gereken şey bu koopu verimli bir şekilde kullanabilmesi bu şekilde zaten daha da fazla kitle erişim sağlayacaktır. Daha fazla koop içeriği üretmesiyle beraber kalıcı içeriklerden bahsediyorum. Ardından endgame content, contentlerini düzenlemeyi hedeflersin. Oraya da eklemeler yaparsın ki zaten senin farklı farklı Honkai gibi oyunun var. ZZZ gibi yeni çıkış yapacak oyunun var. Honkai'den illaki ders çıkararaktan bir şeyler yapması gerekiyordu bence buna ama Honkai'den en ufak ders çıkardıkları yok. Hani bu konu birazcık üzüyor. Çok fazla potansiyeli var oyunun. Gerçekten var. Ama harcanıyor. Firma tarafından harcanıyor. Peki burada bazı konuları değmişler son olarak. Kostüm konusunu değmişler. Traveler ekstradan bir kostüm getirilir mi? Kostüm konusu beğenilmeye başlandı diye. Halbuki ben bu oyunun kostüm mekaniğini o kadar fazla beğenmedim ya. Efekti yok ki ekstradan. Hani Dillon kostümünde ufak bir şey yaptılar. Biraz daha koyu tema oldu. Arkadaş Tam üstüne kostümü değiştiriyor da yeteneklerini kısadan bir efekt falan tatlı olur sanki. Fisher örnek veriyorum. O patlarken böyle daha farklı bir renk teması ile, oyun olması ile beraber kısadan bir ses efekti eklersin. Zaten her şeyi ses ekliyorsun. Görevler hariç. Görevleri bıraktılar zaten. Onlar zaten çok sinir bozucu bir durum. Hikayesi önemli ama okuyun. Skip tuşu eklemiyoruz gibisinden şeyler yapıp seslendirme eklemiyorlar. Çok kanser bir durum orası. Hani burada ekstradan efekt ekleyebilecekleri çok fazla şey var ki kendilerini çok fazla yormaları da gerekmiyor bu konuda. Anlam veremiyorum ben buna ya gerçekten. Bilmiyorum. Burada hatta şey demişler. Önceki görevlerimizde Yitir ve Lumin yani Traveler'lar hem maske gibi hem de çiçekten bir taç gibi ekstradan şeyler, aksesuarlar giyebildiler. Ve kısa bir sürelerini yapabildiler. Bunu Iı, ileride kalıcı olarak bir kozmetiğe çevirebilir misiniz demişler. Bunu da tartışıyoruz. Her şeyi tartışırlar. Ne önerirseniz önerin Miho'ya tartışır bunu. Düşünür. Çünkü asla bunu gerçekleştirmez. Gerçekleştirecek olsalar zaten bunu önceden duyurmuş olurlar ya da leak Buradaki Genshin Impact ile Honkai Impact arasındaki bir işbirliği olur mu? Ya da Zen'le Zone bir paylaşım olur mu? Gibisinden bir soru sormuşlar. Hani crossover olsun karakterler birbirlerine girsin. İşte o dünyadan o karakter gelsin ekleme yapalım vesaire falan diye de. Burada demişler hani öyle bir planımız yok şu anda. Ama zaten Raiden Shogun olsun Yayimik olsun Honkai'den alınma karakterler zaten genel olarak tasarımı. Direkt onlardan yani. <laughs> Çok saçma bir röportaj bu gerçekten ben anlam veremedim. Ah gerçekten bilmiyorum ya. Şu oyuna insan gibi iletişim kurabileceğimiz community managerlar gelse ve bu komite menajerleri dinleyecek olan developerlar olsa gerçekten bu oyun başarılı bir noktaya ulaşabilir ama firmanın içindeki insanların değişmesi gerekiyor öncelikle bunun için. Ama ben kesinlikle şu tasarımları yapan ekibe olsun, hikayeyi geliştiren ekibe olsun, map tasarımlarını yapan ekibe olsun, puzzle'ların puzzle'larla uğraşan ekibe olsun saygım sonsuz. Ancak onun dışındaki ekipler iş yapmıyor. Zaten iletişimsizliğin ne kadar kötü olduğunu farkındasınız. Hiçbir şekilde firmayla kimse iletişim kuramıyor. Ya ben hala görüyorum kaçtır hesap çaldıran insan var. Hala bu insanlara geri dönüş sağlanmıyor. Bizde sürekli geliyorlar soru soruyorlar. Biz hesabı çaldırdık nasıl geri alabiliriz? Hani çoğu zaman şey oluyor. O hesabın bilgisini veriyordu benden çaldı. Ama kimleri var? Dünya dünyam Rus girdi kafasını göre aldı esti gitti hesap yani de. Olan var. Hatta hesabı çalıp başka bir yerde satışa sunuyorlar. Hesap satılıyor çoktan. O insan oradan hala geri almaya çalışıyor hesabı. Aradan geçmiş 2-3 ay. İlgi sıfır. Maalesef ki bunlar gerçekler. Firmanın ne kadar ilgisi olduğunu gösteriyor. Keşke daha da bir yerde olsaydı bu oyun. Firma olarak. Daha bir elde olsaydı değerlenirdi kesinlikle. Ben buna inanıyorum. O zaman şimdi paylaşacaklarım bu kadar birazcık tartışma videosu oldu. Developerların röportajından bahsetmiş olduk. Genel olarak sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Şikayetçi misiniz? ki birçoğunuzun şikayetçi olduğunu biliyorum zaten. Birkaç tane arada biliyorsunuz tartışma videosu yapıyoruz. Orada zaten siz genel olarak önerilerinizi sunuyorsunuz. Ama maalesef ki bu öneriler hiçbir şekilde dinlenmiyor ki dinlense çok güzel olan fikirleriniz de var. Maalesef yapacak bir şey yok. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi paylaştıklarım bu kadar. Yarın da hikaye videosunu çekmeye çalışacağım. Biliyorum çok fazladır bekliyorsunuz bunu uzun vakittir. Umarım sıkıntı olmazsa yazıya hazırladık. Onu da editleyerek yüklemeye çalışacağım. Hala staj konularıyla uğraşıyorum. Birazcık maalesef bitmediler. Bu hafta sonu onu da bitireceğim inşallah bir sıkıntı olmazsa. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.